Yani ulaşım planında Türkiye genelinde belediyelerle çalışan bir firma var, ODTÜ'lü bir firma. Trafik akışlarını, otoparkları, kavşakları düzenleyen bir firma. Onlarla çalıştık. Bu parkomatlar da onlar yüzünden ortaya çıktı. Yani eğer dediler siz parkomat uygulamasını Bandırma'da yapmazsanız Bandırma'nın trafiğini çözemezsiniz. Daha da kötüleş. O yüzden ana arterlerde büyük ölçüde trafiğin yoğun olduğu yerlerde parkomat uygulamasına başladık. Bunun yanında tabii kavşak düzenlemeleri vardı. 13 tane kavşak düzenlememiz var. Bakın şu elimde gösterdiğimde bu kavşakta şeyin önünde şu anda yaptığımız Ticaret Lisesi'nin önü, Hamit Kaplan ve Migros yanı diye bilinen yerde yaptığımız kavşak. İşte Birinoğlu İmar Yolu Sokak Atatürk Parkı'nda, hatta ışıklı kavşakta bile düzenlemeler yapıyoruz birçok noktada. Yani 13 tane böyle Bandırma'nın değişik yerlerinde trafiği rahatlatma amaçlı, kazaları önleme amaçlı kavşaklarımız var. Yine Bandırma'nın girişinden söz etmişken çim ve çiçek ekimiyle ilgili sahil bandını biliyorsunuz bir kısmını tamamlamıştık. O kısmına binlerce çınar ağacı diktik sahil bandını. O çınarlarımız da hepsi tuttu şu anda. O da sevindirici bir şey. Ve çimini de şimdi ekeceğiz. Sulama sistemlerini kurduk altına. Sahil bandının kalan kısmını da yine bu yaz tamamlamayı hedefliyoruz. Sanayi çıkışı ve alt geçit konusu var başkanım. Yani alt geçit konusu bir çıkmaz. Neden derseniz her iki tarafında da bir tarafta özel mülk var, istimlaki yapılmamış. Karayolunun altına yapılan alt geçitte sadece otomobillerin geçeceği şekilde, kamyonların geçemeyeceği şekilde yapılmış, planlanmış. Yani Bandırma'nın paraları orada sokağa atılmış, şu anda kullanılabilir vaziyette değil. Sanayiye gelirse küçük sanayi sitesi, örnek sanayi, oralara yağmur suyu kanalları döşedik. Hatta Hurdacılar tarafına terfi istasyonu yaptık. Ve şimdi de bu yazda yollarına, onun parke ve asfalt olarak yollarını planladık. Az önce gösterdiğim planlar içinde o da var. Onun 600 evler girişinin yan yolları var. Onlar ne zaman açılacak? 600 evler girişi derken 600 evlerden sonra Etibor önünden bir yol açacağız. Onu da endişemiz, biliyorsunuz tırlar, kamyonlar oralara park ediyor. Parkı önlemek için sadece tek gidiş şeklinde bir park yolu yapacağız. Gelişte de aynı şekilde benzinliğin oradan, grosun oradan ve mezarlık, şehitlik önünden geçecek o yolu da bu yaz. Yani Bandırma'nın girişi bu yaz çok güzelleşecek. Onu da Cin Çukuru devam ediyor değil mi? Evet, Cin Çukuru'nda düzenlememiz devam ediyor. Onda da bir spekülasyon oldu biliyorsunuz. İşte katlediliyor, cinayet işleri falan. Oysa orası mezbellikten öteye geçmeyen bir şeydi. Biz duvarlarını yıktık. Kaşif Acar Caddesi'ni 801 sokağa genişlettik. 801 sokaktan Hacı Keşfettin'e bağlantı yaptık. Ortadan iki yaya kaldırım yaparak vatandaşlarımızın rahat yürümesini sağladık. Oraya toprak belli bir eğimle yayarak orasını, şu anda çalışmalar devam ediyor. Çimlendireceğiz, bodru ağaçlar dikeceğiz. İçinde Bandırma Spor'un kullandığı otoparkın zeminini asfalt yapıp çizgilerini çizeceğiz. Kapalı otoparkı kullanıma açacağız, altını ve üstünü. Oraya bir mini futbol sahası, bir basketbol sahası, çocuk oyun grubu koyacağız. Yani orada yaşayan, hem toz topraktan kurtaracağız, hem de çocuklarımız orada zaman geçirecek, insanlarımız, hem de arabalar düzgün bir şekilde park etmiş olacak. Bu da oraya başka bir şey yapamadığımız için kısa vadeli bir peyzaj projesi. Anladım. Sahil bandı projesi herhalde sürüyor. Sahil bandına ne yapıyorsunuz? Sahil bandı projesi işte devamında çimimizi ve çiçeklerimizi ekeceğiz. Balıkçı barınağından sonrasında da orada bir kanal sorunu var. Evet. O kanal sorununu da çözerek üzerini yine Livatya tarafına kadar o yollarla bağlayacağız. Parkesini döşeceğiz, otoparklarını yapacağız, yeşil alanlarını koyacağız. Yani Bandırmalı buradan limandan başlayarak Livatya'ya kadar pırıl pırıl yerde yürüyerek devam edecek. Efendim, Ayıldız Tır Parkı ne durumda? Ayıldız Tır Parkı bitmek üzere. Şimdi orada yargısal sorunlar çıktı. Yani orada iki vatandaşın yargı, evet, kamulaştırma sorunları çıktı, yargısal sorunlar çıktı. Birkaç kez yargıya gitti geldi. Dolayısıyla en son belediye meclisinde bir plan değişikliği oldu. Tekrar bir itiraz oldu falan. Ama biz orasını tamamlamış olduk. Şu anda
içinde bir kanal sorunu vardı, onu hallettik. Bir de idari bina yaparak orasını tırların içeride durup hem gelir sağlayacak hem de mahallede o kargaşa ortadan kalkmış olacak. Şimdi efendim bir de planınız olup henüz yapamadığınız işler var. Örneğin ben yazlarımda da çok üzerinde duruyorum. Yüzme havuzu, bandırma için bir ihtiyacımız, denizimiz yok artık. Vatandaşın denize girebileceği mekanda. İstersen önce yüzme havuzundan başlayalım, sonra devam edelim diğer konulara. Evet, şimdi bakın, bandırmanın eksiklerini gayet iyi biliyoruz. Ne dedik? Olimpik bir yüzme havuzu yok. Denize girilen yer de doğru dürüst yok bandırmada. İnsanlar Erdek'e, Tatlıcı'ya, karşıya gidiyor. Çocuklarımızın yüzme de öğrenmesi lazım. Bandırmaya bir kapalı ve açık yüzme havuzu yapılması lazım. Bu tabii bütçeye bağlı bir iş, paraya bağlı bir iş. Bizim belediyemizin de sıkıntısı bu. Oysa Balıkesir merkeze bakıyorsun, değişik ilçelere bakıyorsun. Beden terbiyesinin, devletin yaptığı büyük yatırımlar var. Bir sürü futbol sahaları var, yüzme havuzları var, tenis kortları var. Maalesef Bandırma'ya merkez hükümet tarafından bu yatırımlar yapılmadı. Bakın, kapalı spor salonu yer verdik, belediyemiz yer verdi. 3 yıl içinde yapılmak kaydıyla verdi, şartlı verdi. Ama bir milletvekili çıkıyor diyor ki, Manyas'ta gibi toplantıda, Bandırma'ya yapılması düşünülen şeyi ben diyor Manyas'a kaydırdım. Bandırma'ya hizmet etmek içimden gelmiyor. Meclis toplantısında sordum, küçük sanayi sitesi toplantısında sordum, şimdi de soruyorum. Delikanlı milletvekilimiz böyle bir şey dedi mi demedi mi? Bu yatırım oraya kaydı mı kaymadı mı? Kapalı spor salonu Bandırma olacak mı olmayacak mı? Bunu tekrar soruyorum. Yani tekel binalarını almışız. Oraya güzel... Sayın Öztaylan... Evet, Öztaylan'dan söz ediyorum. Evet. Manyas'ta muhtarlarla yaptığı bir toplantıda öğretmen evinde yerinde söyleyeyim. Büyükşehir'in nimetlerini anlatırken bundan söz etmiş. 3 tane muhtar, bende isimleri var. Beni aradılar. Böyle böyle dedi, doğru mudur diye sordular. Ben de bunu kendisine soruyorum. Yani Bandırma'nın eksikleri var. Nedir? Yüzme havuzu, kapalı spor salonu, açık hava tiyatrosu, yat limanı, yeni kültür merkezi. Bandırma giderek büyüyor. Bunlara ihtiyaç var. Biz bunları tespit ettik. Yerlerini de belirledik. Ama bunları yapmak için ekonomik katkıya ihtiyaç var. Bunların bir kısmını biz yapı işlet devlet modellerini yaptırmayı hedefliyoruz. Belediyenin yerleri var. Ama siz de biliyorsunuz ki bu yerlere haciz konmuş durumda. Cin çukurunu veremiyorsun. Eski itfaiyenin yerini veremiyorsun. Ne bileyim eski belediye binasını değerlendiremiyorsun. Tekel binalarını almışız, parasını ödemişiz. 2,5 trilyon liraya yakın para ödemişsin. Şu anda müdahale edilmiş, engelleniyor. Dolayısıyla bunların yapımı da zaman alıyor. Biz bütün bunları, yani tekel binalarını değerlendirmek istiyoruz. Daha önce de sizler de biliyorsunuz, şöyle güzel projeler hazırladık. Bunu yapı işlet devlet modeliyle vererek yerine cin çukuru projesini yapmak istedik. Ve mecburen şimdi orasını düzenleme yapmak durumundayız. Aynı şekilde Malta Parkı projemiz var. Malta Parkı projemiz. Biliyorsunuz limandan Erdek'e giden yolun sol tarafı. O yolu da bu yaz inşallah çift gidiş geçiş yapmayı hedefliyoruz. Orada bir kanal var. Ortasından kanal açıp içinde ördeklerin, kayıkların yüzebileceği bir şey ve çevresine piknik alanları, spor alanları yaparak Bandırma'ya orada güzel bir geniş yeşil alan kazandırmayı hedefliyoruz. Bütün bunlar ekonomik olarak kaynak gerektiren, para gerektiren işler. İnşallah önümüzdeki günlerde, süreçlerde bunları hayata geçirme imkanı sağlayabiliriz. Evet, Bandırma giderek büyüyor, gelişiyor, nüfusu kalabalıklaşıyor, sosyal hayatı genişliyor, sorunlar da yaşıyor tabii ama bu sorunları da üstesinden gelerek çözmeye çalışıyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Öğrendiğiniz bilgiler için efendim. Sağ olun.